genel anestezide sünnet nedir ve hangi durumlarda uygulanır diye sormak istiyorum. Evet, siz hemen oradan genel anesteziye de bağladınız. Dolayısıyla genel anestezide sünnet işlemi aslında teknik olarak, cerrahi olarak diğer lokal anestezide yaptığımızın tıpatıp aynısı. Biz hiçbir şeyi değişik yapmıyoruz. Yalnız çocuk ameliyathanede oluyor, anestezi uzmanı onu tam uyutuyor, çocuğun şuuru kapanıyor, solunum cihazıyla bir süre bütün ameliyatlardaki gibi korunaklı düzeyde tutuluyor ve biz işlemi bitirir bitirmez de anestezi uzmanımız çocuğu uyandırma safhasına geçiyor. Tabii tam çocuğun kendine gelmesi, yukarı odasına çıkması için belli bir gözlem süreci de oluyor. Bu arada parantez içinde şunu tabii söyleyeyim. Yapmış olduğumuz teknikte kıstırma dediğimiz sünnet derisini asıp alınması gereken deriyi kıstırıp üstünden biz cerrahi olarak deriyi kesiyoruz. Bu işlem çok kısa bir işlem. Hemen ardından ufak tefek kanamalar oluyor, onları durduruyoruz. Ve daha sonra dikiş işlemlerimize geçiyoruz. Yekünde lokal anestezi olsun, genel anestezi olsun 10 ila 15 dakika arasında tamamladığımız bir işlem bu tarzdaki yapmış olduğumuz teknik. Çok tekniği var ama bugün için hem pratik, uygulanması kolay, hızlı bitmesi ve sorunsuz tamamlanabilen en iyi yöntemle yaptığımızı bilmenizi isterim. Tabii çocuk uyandıktan sonra ameliyathanede odaya çıkıyor ve genel anestezi almış olduğu için en az bir 4 ila 6 saat arası odada misafirimiz oluyor. Orada hemşire hanımların takip ve gözlemi söz konusu ve yemek yiyecek hale gelir. Herhangi bir sorunu olmadığına emin olunduğunda o gün günübirlik olarak çocuk evine gönderilebiliyor. Anlaşılacağı üzere genel anestezi sizin hastanedeki kalış sürecinizi uzatıyor. Bir oda ihtiyacı doğuruyor. Bunlar tabii anestezinin getirmiş olduğu zorunluluklar. Ama çocuğunuz dediğim gibi o veya bu nedenle çok kaygılıysa, daha önce bununla ilgili çevrede çok konuşulup çocuk korkutulmuş, kaygı düzeyi yükseltilmişse veya işte 3 ile 6 yaş arasında bir çocuksa, genel anestezide sünnet olması, olayı hiç hatırlamaması bir anlamda çocuk için sürecin daha az stresle, daha az kaygıyla atlatılması açısından anlamlı olabilir. O nedenle o yaş grubu anne babalar için ben genel anesteziyi de rahatlıkla öneririm. Buradan hareketle bunu hekim, anne baba ve çocuğun iyi gözlemlenmesiyle bence bir ekip olarak karar vermek, lokalimi, genelimi tercih edeceğimize varmak bence daha anlamlı olur. Evet. Peki hocam, sünnet olmaya engel olabilecek bir sağlık sorunu var mıdır? Aslında vardır. Neler? Kesin olarak vardır. Birincisi, baştan söyledik, cerrahi bir işlem. Cerrahi bir işlemin nahoş istenmeyen tarafı işlem sonrası bir kanama riskidir. İşte biz bu kanama riskini yaşamamak, bununla karşılaşmamak için lokal anestezi olsun, genel anestezi olsun, her çocukta kan sayımı, trombosit sayımı ve protrombin zamanı, protrombin aktivitesi dediğimiz pıhtılaşma fonksiyon testlerini yapmaktayız. Bu testler çocukta bir pıhtılaşma, kanama bozukluğu olup olmadığını, varsa da bunun bu açıdan tedbir alınması gerektiğini bize söyler. İşte bir hemofili hastası çocuğun veya bir trombosit fonksiyon bozukluğu olan çocuğun sünnet olmasında, bilinçsiz bir şekilde sünnet işlemine girmesine sakınca vardır. Bazı çocuklarda işeme deliği dediğimiz uçtaki delik, pipinin en uç tepe noktasında değil de daha altta olabilir. Buna bir psikospadyas diyoruz tıbbi terim olarak. Ve bu çocukların aslında sünnet olmaması, o deliğin uca getirildikten sonra sünnet işleminin aynı seansta tamamlanması doğru olur. Tabii ki bunu takdir edecek olan bu işin uzmanı bir hekimdir. Öyle bir çocuğun da delik altta olduğu halde önce sünnetini yapalım diye bir müdahaleye girmesi hatalı bir karardır. Bazı çocuklarda inmemiş testis olabilir, evet. Kasıkta kalmış olabilir. Belki Gönül Hanım da hatırlar, daha önce bu konuda bir canlı yayın yapmıştık. O çocuklarda da mesela o işlemin düzeltilmesi sırasında sünnet yapılabileceği için genel anestezide
hani ayrıca bir daha sünnet işlemine sokulması gereksiz olabilir. Zaten ameliyat sırasında sünnet işlemi de eğer aile kabul ediyorsa tabii yapılabilir. Benim ilk çırpıda aklıma gelen sünnete engel durumlar bunlar. Pıhtılaşma bozuklukları, hipospadyaslar, bazen peniste eğrilikler olabiliyor ciddi boyutta ve inmemiş testis gibi sorunlarda sünnet işlemi gene yapılır. Fakat gerekli tedbirler alındıktan sonra, gerekli kurallara uyulduktan sonra tabii ki yapılabilir. Hocam şimdi okul çağında okul tatil sünnet dedik ama bir de yeni doğan sünneti var. Şimdi aileler ilk başta hani bebeğim daha yeni doğdu, işte canı çok acıyacak hissi yaşıyor. Peki bir üroloji uzmanından dinleyelim istiyoruz. Yeni doğan sünneti öneriyor musunuz? Yeni doğan sünneti kesinlikle öneriyoruz. Yani hayatın ilk gününden itibaren sünnet yapılabilen bir işlem. Her yaşta yapılabilir ama yeni doğanın şöyle bir avantajı var. Yeni doğan bebek doğarken daha kendi savunma mekanizmalarını oluşturmaya çalışırken her şeyi anneden hazır almış olarak doğuyor. Yani o dönemin bir salgın hastalığına, bir zatüre mikrobuna veya işte bir viral enfeksiyona, soğuk algınlığı virüsüne karşı anneden bunları savunma maddelerini hazır olarak aldığı için aslında yeni doğanın savunma mekanizması, iyileşme iştahı, iyileşme hızı inanılmaz yüksek. Yani her yaştan çok daha yüksek. Dolayısıyla yeni doğan dediğimiz o ilk 40 günlük periyotta çocuğun doğduğu günün 24. saatinden itibaren sünnet olması son derece avantajlı, son derece akıllıca ve tıbbi olarak da doğru bir işlem. Ve bunu tabii ilk 1 ay, ilk 3 aya da uzatabiliriz ama ne kadar erken o kadar kolay, ne kadar erken o kadar hızlı iyileşme söz konusu. Yeni doğan sünnetini hayatın 24. saatinden itibaren ben kalpten öneririm.